Merhabalar. Bugün sizi seçtiğim yazar, çağdaş bir yazar, 1948 doğumlu Alberto Mangel'den konuşacağım. Mangel, Türkçe'ye çok fazla çevrilmiş, gerçi hala çevrilmemiş metinleri var ama ekseri çoğunlukla kitapları, denemeleri, romanları, hatta derlemelerinden biri bile Türkçe'ye çevrilmiş durumda ve Türkiye'de okurun çok sevdiği, çok takdir ettiği, çok kabullendiği, sahiplendiği bir yazar. Yani bir Mangel severler cemaatinin Türkiye'de oluştuğunu ya da mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu Mangel severler cemaatinin önde gelenlerinden biriyim. Mangel'i 2000'li yılların başında daha asistanken Türkçe'ye çevrilen ilk kitabı Okumanın Tarihi'yle çok sevmiştim. Ondan sonra da peyderpey Türkçe'de çıkan kitaplarını takip ettim. Sonra yetinmedim. Bir süre sonra Mangel'in İngilizce kitaplarını da okumaya başladım. Ve ne zaman mesele okurluk meselesine gelse, okur nedir, okur kimdir, işte iyi okuma nasıl olur, nasıl okunur, bir okur nasıl mesafe kat eder meselesine gelse konu, daima verdiğim örnek Mangel'dir. Çünkü Mangel yazarlığı kadar okurluğuyla da çok kıymetli bir entelektüel. Çok geniş yelpazede okuyor. Esasında metinleri de çok geniş bir yelpazede. Bir tür 21. yüzyıl bilgesi, bir tür 21. yüzyıl polimatı, bir tür 21. yüzyıl entelektüeli. Bu kadar çok konuya, bu kadar çok meseleye, bu kadar çok alana birden dalan, bunların hepsini aynı heyecanla, aynı tutkuyla merak eden, inceleyen, üzerine düşünen, dünyada da çok entelektüel kalmadı. İşte bunlardan birisi biliyorsunuz Umberto Eco'ydu, vefat etti. Bir de yine öyle bir İtalyan Roberto Calasso var. Bir de Mangel, böyle okur olan yazarların en kıymetlilerinden. Benim bir avantajım da hani hem Türkçe hem de İngilizce çok fazla kitabını okuduktan sonra bir avantajım da hayatın bir piyangosudur. 2013 yılında kendisiyle Bursa'da tanışma şansım da oldu. Şimdi size biraz Mangel'den bahsedeyim. Mangel esasında bir Arjantinli, Buenos Aires doğumlu. Fakat babasının ve annesinin işleri nedeniyle, ki babası yanlış hatırlamıyorsam bir diplomat, dünyanın farklı yerlerinde büyüyüp yetişmiş. Yani bir daha Arjantin'e dönmesi herhalde 9'lu 10'lu yaşlarını buluyor. O yüzden ana dili İspanyolcadan önce belki de ikinci ana dili diyebileceğimiz İngilizce ve Almancayı öğrenmiş bir yazar. İspanyolcayı daha sonra Arjantin'e döndükten sonra öğreniyor. Tabii bu arada İtalyanca, Fransızca vesaire de biliyor. Yani Batı kültürünün temel metinlerinin hepsini neredeyse orijinal dilinden okuyabilecek kadar çok dil bilen bir yazar. Kendisine dünya çapında ünü getiren kitabı esasında Gianni Giordalupi ile yazdıkları iki ciltlik, Türkçe'de Yapı Kredi'den basılan, Sevin Okya ile Kutlukan Kutlu'nun çevirdiği iki ciltlik Hayali Yerler Sözlüğü. Hayali Yerler Sözlüğü zaten Mangel'in nasıl bir okur olduğunu ve bir okur olarak başka bir okuru nasıl heyecanlandırmayı bildiğini gösteren bir metin. Çünkü Hayali Yerler Sözlüğü'nde olmayan yerler, olmayan mekanlar, olmayan adalar, olmayan şehirler, olmayan ülkeler, ondan sonra olmayan bir coğrafyayı, olmayan ırkları, işte olmayan türleri, olmayan yaratıkları ve canlıları görebiliyorsunuz. İçerisinde işte Thomas More'un Ütopyası'ndan tutun da Yüzüklerin Efendisi'ndeki Mordor'a kadar pek çok yer tanımlanmış ve yığılmış durumda. Mesela bir okurun da arayıp bulamayacağı nimette olan bir kaynak. İçine girdiğiniz anda işte Rüya Adası'ndan, ondan sonra Semavi Şehir'den, Severinda'dan, Standart Adadan, Oyuncak Ülkesi'nden, Oz Ülkesi'nden, Oyun Ülkesi'nden, efendim söyleyeyim Nuh'un diyarına, Nubya'ya, efendime söyleyeyim nehir altına, nehir kıyısına, Nautilus Limanı'na vesaire, dünya edebiyatının aşağı yukarı 2000 yılda, 2500 yılda insanlığın ortak muhayyilesinin tahayyül ettiği olmayan, na mevcut yerlerin hepsinin bir listesinin olduğu harika bir sözlük. Ama biz Türkiye'li okurlar onu daha çok Okumanın Tarihi kitabıyla tanıdık ki bu ona uluslararası alanda hem ün hem de ödüller getiren bir kitaptır. Okumanın Tarihi'nde pek çok ünlü okurun, yani Borges'ten tutun da Mark Twain'e,
efendime söyleyeyim, pek çok ünlü yazarın, ünlü filozofun, ünlü din adamının okuma pratiklerini, işte okumayı kolaylaştıracak bir takım, mesela okuma koltukları tasarımından tutun da işte kitap türlerine kadar okumayla ilişkili her türlü obje, tecrübe, efendime söyleyeyim, hayal, bunların hepsi yığılmış durumda. Kitabın içinde harika fotoğraflar, harika çizimler. Mesela Mark Twain'in yatakta kitap okurken, efendime söyleyeyim, Borges'in ya da okuma heykelleri, okuma koltukları, okuma sandalyeleri mesela, pek çok böyle şey var. Okumanın nasıl bir tecrübe olduğunu, okumanın nasıl zaman içinde öğrenildiğini, okumanın ne kadar yorucu bir aktivite olduğunu, esasında biz okumanın pasif bir eylem olduğunu düşünüyoruz ama okuma nereden baksanız yazma kadar, tercüme yapma kadar, üretme kadar faal ve aktif, yaratıcı bir eylem. Bu kitabı mesela okuma günlüğü takip etti Türkçe'de. Mesela Mehmet Doğan'ın çevirdiği. Okuma günlüğü mesela, hani şunu diyebilirsiniz, yani en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bu kitabı ben de düşünmüştüm. Ben de böyle bir kitap yazmak isterdim. Ne yapmış mesela Mangel bu kitapta? 12 tane roman seçiyor. 12 tane kitap seçiyor. Ki bu 12 kitabın içinde, efendime söyleyeyim, işte Adolphe Bioy Casares'in Morel'in Buluşu var mesela. Bu Haziran ayına tekabül etmiş. İşte Wells'in Doktor Moreau'nun Adası var. Ağustos ayına tekabül etmiş. Kipling'in Kimi var. Efendime söyleyeyim, işte Chateaubriand'ın Mezarın Ötesinden Hatıraları var. Conan Doyle'un Dörtlerin Sembolü var. İşte Goethe'nin Gönül Yakınlıkları var. Ondan sonra Cervantes'in Don Quixote'si var. Ocak ayında okumuş. Dino Buzzotti'nin Tatar Çölü var. Şeyi Sanoga'nın Yastıknamesi var. Margaret Atwood'un Yüzeye Çıkış var. De Assis'in, Brás Cubas'ın Ölüm Sonrası Hatıraları var. Yani 12 ayda 12 tane roman okuyor. Ve bu 12 ay boyunca bu romanları okurken, her ay bir romanı okurken günlük tutuyor. Tabii bu günlüğü tutarken seyahatleri olmuş. Bir yerden bir yere gitmiş, başka bir şehre gitmiş. O şehirle ilgili intibaları, o kitabı yeniden okurken edindiği intibalar. Bir tür okuma günlüğü, bir tür okur günlüğü ve 12 ay içinde sevdiği 12 tane kitabı tekrar okumasına dair tuttuğu bir günlük. Çok zekice, çok eğlenceli ve çok öğretici. Otomatikman siz mesela bu 12 kitabı okumadıysanız bile bu 12 kitabı merak edip okuma ihtiyacı hissediyorsunuz ki bu benim işte bir okurun mesafe kat etmesinde, okuduğu yazarın kendisinin çok büyük bir okur olmasının ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlatmamın sebebi bu. Yani bu buna bize bir kez daha hatırlatıyor. Bir kez daha Mangel gibi yazarları neden okumamızın gerektiği, neden okumanın önemli olduğu meydana çıkıyor. Keza benim sevdiğim kitaplarından biridir Gezgin Kule ve Kitap Yurdu. Ki kitapları büyük çoğunlukla, ekseriyetle Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkıyor. Çeviren Dilek Şendil. Mesela burada hani iyi okurlar için kullanılan temel metaforları kullanmış. Mesela işte seyyah olarak okur, yani gezgin olarak okur. Ya da işte iyi okurlar için söylenir ya, mesela Fil Dişi Kulesi'ne çıkmış ve gerçek hayatla, toplumla bağını kesmiş. Mesela Fil Dişi Kulesi'nde okur ne demek? Kitap kurdu ne demek? Bu temel metaforları yine kendi okuma tecrübesi üzerinden ve okuduğu başka büyük metinler üzerinden anlatıyor. Benim çok sevdiğim bir kitap, ben İngilizcesini okumuştum ilk önce. A Reader on Reading diye bir kitaptı. Türkçe'ye Okumalar Okuması diye çevrildi. Ki bu Alice temelli, Alice Harikalar Diyarında ve Alice'in Aynanın İçinden'i kendine temel almış bir kitap. Aşağı yukarı her bölüm, her chapter Alice'ten bir alıntıyla, hatta o kitaptan bir illüstrasyonla başlıyor. Ve işte öteki olmak, eşcinsel olmak, efendime söyleyeyim işte AIDS, ne bileyim mesela Borges, bir takım isimler, kavramlar, mesela Pinokyo'yu okumak, Alice'i okumak, bunların hepsi Alice'in içerisindeki bir temayla, bir bölümle, bir pasajla ilişkilendirilerek anlatılıyor. Yine dediğim gibi bir kitap okuyorsunuz ama bir kitabın içinde işte Lewis Carroll'ı okuyorsunuz. Hatta bu kitapta Hrant Dink de var. Hrant Dink'i okuyorsunuz, Sokrates'i okuyorsunuz, Dante'yi okuyorsunuz ve Mangel yine tek bir kitapla neredeyse bütün bir dünya edebiyatını ya da entelektüel birikimini sizin için görünür hale getiriyor. Benim belki de en sevdiğim kitabı, bu küçücük ama çok yoğun bir kitaptır, Kelimeler Şehri. Kelimeler Şehri mesela insanlığın bütün o etnik, kültürel, kimlik farklılıklarına rağmen esasında ortak hikayeler üzerinden bir araya gelebileceği, bir arada yaşayabileceği ve yaşadığımız dünyayı hem değiştirip hem de daha adil bir dünya kılabileceğine dair bir tezi savunan kitap. O yüzden kitap
İşte Cassandra'nın sesi, ondan sonra Gılgamış tabletleri, işte Babil'in tuğlaları ve Don Quixote üzerine gidiyor. Bu insanlığın, uygarlığın ortak birikimi olan, ortak muhayyilesinde yer alan bir takım hikayelerin, bir takım kadim anlatıların nasıl bizi birbirimize daha yakın kılabileceği, nasıl bu hikayelerin bizi ortak değerler üzerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bizi birleştirebileceğine dair çok hoş tespitlerde bulunuyor. Mesela ben Gılgamış bölümüne bayılırım bu kitapta. Gılgamış'ın Enkidu'yla karşılaşması, bu hani kadim bir mesele olan ben ve öteki meselesinin çözümüne yönelik nasıl bir umut geliştirebileceğimizi anlatıyor. Tabii kitabın içinde çok fazla, çok hoş anekdotlar, çok hoş aforizmalar var. Yine size çok mesafe kat ettirecek, yine entelektüel dünyanızı zenginleştirecek. Hatta hani Don Quixote'yi bir ara okumayı düşünüyorsanız, mesela Mangel'in Don Quixote üzerine yazdıklarını okuduktan sonra Don Quixote'yi okumakta fayda var diyebilirim. Keza benim sevdiğim kitaplarından biri Geceliğin Kütüphane. Yani bu kendi kütüphanesinden tutun da antik dönemdeki kütüphanelerden, işte kendisinin okumayı, çalışmayı sevdiği kütüphanelere kadar pek çok kütüphaneyi işte bir metaforla eşleştirerek, ki onlar da çok güzel bölüm başlıkları. Yani şöyle düşünün, mesela bu kitabın içinde mit olarak kütüphane, güç olarak kütüphane, rastlantı olarak kütüphane, zihin olarak kütüphane, kimlik olarak kütüphane, yuva olarak kütüphane, güç olarak kütüphane gibi bölümler oluşuyor ve bir kütüphanenin nasıl birden fazla anlama gelebileceğini ve bir kütüphanenin insanın tercihlerini, karakterlerini sergilemesinde, göstermesinde ne kadar belirleyici olduğunu gösteren, yine çok zengin, entelektüel arka planı olan, imaları ve göndermeleri olan çok güzel bir kitap. Mesela Merak. Merak, Dante odaklı yazılmış bir kitap. Hani okumaların okuması nasıl Alice odaklı bir kitapsa, bu da ilahi komedi odaklı bir kitap. İlahi komediyi merkezine alarak bu kitapta da önce merakın ne olduğunu anlatıyor Mangel. Sonra da mesela temel merak edeceğimiz soruları soruyor. İşte bunlar mesela dil nedir? Ben kimim? İşte burada ne yapıyoruz? İşte ne açıdan farklıyız? Hayvan nedir? Eylemlerimizin sonuçları nelerdir? Olaylar niçin meydana gelir? Hakikat nedir gibi mesela. Çok temel bir soruyu Dante'nin ilahi komedyasını merkeze alarak anlatıyor. Çok hoş, deneme üslubunda yazılmış, entelektüel zenginliği ve derinliği had safhada olan bir kitap. Efsanevi Yaratıkları yeni çıktığını zaten size bahsetmiştim. Yine Mangel'in kendi eskizleriyle dolu bir kitap. Mangel'in edebiyat tarihinde işte Drakula'dan Hamlet'e, efendime söyleyeyim, Süpermen'den Robinson Crusoe'ya kadar, işte Uyuyan Güzel'den efendime söyleyeyim Alice'in Beyaz Tavşanı'na kadar, Madame Bovary'den ya da Monsieur Bovary'den işte Emile'e kadar pek çok karakterin Mangel'deki karşılığını bulup okuyabiliyorsunuz. Mesela yine Versus basmıştı. Baskısı inşallah vardır. Çok iyi bir kitaptır. Algan Sezgin türedi, çevirmişti Türkçe'ye. İlyada ve Odysseus ve Homeros. Yani Homeros'un işte yani Batı edebiyatının, Batı medeniyetinin neredeyse temelinde yer alan iki büyük kitabını anlatıyor İlyada ve Odysseus. Hatta hiç unutmuyorum, Bursa'ya geldiğinde işte etrafında tabii pek çok hayranı var ve böyle büyük bir okuru bulmuşken ona pek çok soru soruyorlar. Genelde de tabii çabuk enformasyonu ve verime dönüşecek sorular soruyorlar. Mesela en çok sorulan soru yan yana gezerken sürekli şeydi, ona en iyi 3 kitabı sordular mesela, en iyi 3 kitap. En iyi 3 kitabı verdiği cevabı hiç unutmuyorum mesela. Don Quixote'u çok hızlı verdi. Sonra Odysseus dedi. Odysseus, ki işte o yüzden Odysseus'u yazmayı tercih etmiş. Üçüncü kitap için düşünürken ben espriyle karışık işte Üstad, Binbir Gece Masalları dedim ve dönüp çok ciddi bir şekilde bana şunu söyledi. Dedi ki en iyi 5 kitabı sorsalardı Binbir Gece Masalları'nı kesin söylerdim. Fakat en iyi 3 kitabı sordular, o yüzden Binbir Gece Masalları'nı söyleyemiyorum demişti. Mesela gençliğinde hepimiz biliyoruz ki Borges kördü ve Arjantin'e döndüğünde takriben 14-15 yaşlarındayken bir kitapçıda Borges'le tanışıyor ve daha sonra Borges'le bir dostlukları gelişiyor. Borges bir kör olduğu için Borges'e kitap okuyanlardan birisi Mangel. Borges'e kitap okumuş. Tabii bu yüzden Borges'ten bir sürü şey öğrenmiş. Borges'e bir sürü şeyi sorma fırsatı olmuş ama bunu ona sorduğunuzda kendisi gülüyor. Diyor ki yani ben o zamanlar 12-13 yaşında bir çocuktum. Ne sorabilirdim ki diyor. Ama hiç kuşkusuz bir şeyler öğrenmiş. Ve hani çok da kompleksiz bir yazar olduğu için Borges'in kendisi üzerindeki etkisini ne saklar ne reddeder. Hatta bunu o kadar itiraf ediyor ki çok güzel bir kitabı var. Türkçe'ye Cem Akaş çevirmişti. Yapı Kredi'den çıktı. Borges'in Evinde diye bir kitap. Borges'le olan dostluklarını,
Borges'e okuduğu kitapları ve Borges'in işte bu kitapları seçişi, okurken verdiği tepkiler, söyledikleri, evinin içerisindeki bir takım fotoğraflar. Çok öğretici bir kitap. İki keza yine Türkiye'ye geldiğinde kendisine hep Borges'i sordular. Kendisi Borges'i onun ilişkisi saklamıyor. Zaten böyle bir kitap yazmış biri ama zannedersem soru biraz fazla sorulduğu için herhalde kabak tadı verdiği için kendisine en son genç yazarlara ne tavsiye edersiniz diye sorulduğunda Mangel şunu söylemişti. Genç yazarlara gençliklerinde büyük bir yazarın evine gidip ona kitap okumasını tavsiye ederim. Böylece yaşlandıklarında en azından anlatacak bir şeyleri olur diye esprili bir cevap vermişti. Benim Mangel'le tanışmamın sebebi Mangel esasında Tam Pınar Festivali kapsamında Türkiye'ye gelmişti ve Kalem Ajansı yanlış hatırlamıyorsam Mangel'e şöyle bir kitap sipariş ediyor. Tam Pınar'ın 5 şiirini bir de Mangel'in yazmasını istiyorlar. Mangel de Tam Pınar'ı İngilizce yayıncısı hem Huzur'u hem de Saatler Ayarlama Enstitüsü'nü göndermiş. Okumuş ve çok etkilenmiş Mangel'den. Mangel Tam Pınar'dan. O yüzden kabul etmiş ve işte 5 şehri geziyordu. Yani 5 şehir dediğimizde işte Ankara, İstanbul, Erzurum, Konya ve Bursa. Ben Bursa etabında tanışmıştım. İşte Bursa'da bir etkinlik yapmıştık 2013'ün Kasım ayında. İşte o önce Bursa'yı gezdi. Beraber Bursa'yı gezdik gündüz. Gecede bir söyleşi yapmıştık. Sonra nitekim o kitabı yazdı. Esasında orada bir şey var. Kitabın adı Türkçe'de Tam Pınar'ın izinde 5 şehir. Oysa kitabın orijinal adına içerikte kapakta baktığınızda şunu görüyorsunuz. Five Cities in Turkey. Yani esasında kitabın orijinal adı Türkiye'de 5 şehir. Zaten kendisine burada sık sık kitabı da Türkçe'ye Sevin Okya ile Kutlukan Kutlu çevirdi yine. Kendisine burada çok sık şey soruldu. İşte Tam Pınar'ın 5 şehrini nasıl yazacaksınız? Zor değil mi diye. Mangel'in verdiği cevap hep şuydu. Dedi ki ben Tam Pınar'ın 5 şehrini yazamam. Ya bu mümkün değil. Ben Tam Pınar'ın 5 şehrini kendi gözümden yazacağım ki benim için bu bile çok zor. Çünkü ne toplumsal yaşamınıza biliyorum, ne kültürünüze hakimim, ne de bu şehirlerin içinde yaşamışlığım var. O yüzden zaten çok zor bir iş. Hani Tam Pınar'la ilişkisi olmayacak. Ben Tam Pınar'ın arkasından bir de o 5 şehri ben yazmış olacağım diyordu. Fakat bu kitap Türkçe'ye çevrilir çevrilmez. Tabii içerisinde politik eleştiriler, Türkiye'nin giderek sertleşmeye başlayan politik hayatı üzerine bir takım sert eleştirilerde bulunduğu için olsa gerek. Muhafazakarlar çok sert tepki gösterdiler bu kitaba. Hatta hiç unutmuyorum, şöyle bir eleştiri yazısı hatırlıyorum. Yazının içerisinde yazar Mangel'e verip veriştirdikten sonra en sonunda şey diyordu. Mangel bu kitabıyla hem Tam Pınar'a hem de kendisine yazık etmiştir diyordu. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü neden? Birincisi, evet Mangel'in hani deneme kitapları düşünüldüğünde mesela bir okumanın tarihi, bir merak, bir kelimeler şehri, bir okumaların okuması, bir okurun günlüğü ayarında bir kitap olmayabilir 5 şehir. Ama bu yine de 5 şehri kötü bir kitap yapmıyor. Yani bir kere Mangel ait olmadığı bir kültürü, ait olmadığı bir toplumsal hayatı ve hiç bilmediği, tecrübe etmediği bir kenti, 5 tane kenti cidden büyük bir temellük yeteneği, bir kendine mal etme yeteneği, kendisine yabancı olanı kendisi için aşikar kılma çabasıyla kendisi üzerinden, kendisiyle ilişkilendirerek anlatmaya çalışmış. Mesela o yüzden ben yeni öğrendim mesela büyük babasının esasında Kırım Tatarı olduğu, devrimden sonra Çarlık Rusyası'ndan kaçtığını, bir süre İstanbul'da yaşadığını ve sonra İstanbul'da tutunamayacağını düşünerek Arjantin'e göç ettiğini ve o yüzden Mangel'in Arjantinli olduğunu öğrenmiş oldum. İşte kendi oğlu üzerinden, kendi büyük babası üzerinden, kendisi üzerinden çok hoş bir 5 şehir hikayesi anlatıyor ve bunu Tam Pınar'ın 5 şehriyle ilişkilendirmeye çalışıyor yer yer. Benim çok sevdiğim bir kitaptır. Bir de Türkçe'ye romanları da çevrildi. Yani deneme yazarı olmasının dışında aynı zamanda bir romancı da. Mesela Cem Akaş'ın çevirdiği Yapı Kredi'den çıkan Palmiyelerin Altında Stevenson. Stevenson'ın biliyorsunuz bir dönem Pasifik'e gidip yerleşip bir adada yaşıyor. Hatta işte Batı Samoa Adaları'nda yaşıyor, Güney Denizleri'nde. Hatta oradaki yerliler ona kendi dillerinde hikaye anlatacağı anlamına gelen Tusitala diyorlar. Tusitala'nın o adadaki son günlerini anlatıyor. Stevenson'ın ölümünü anlatıyor. Ama bunu Stevenson'ın üslubunu, Stevenson'ın kurgu tarzını içselleştirerek sanki Stevenson'ın ağzından anlatıyormuş gibi ustalıkla yazıyor. Küçük ama benim çok sevdiğim bir metindir. Bütün insanlar yalancıdır.
benim en sevdiğim romanlarımdan biri. Çünkü geçmişin esasında, yani tarih dediğimiz şeyin geçmişe dair, geçmişte olan bitene dair muhayyilemizde inşa ettiğimiz bir kurgu olduğunu anlatan bir roman. Gazeteci Jean-Luc Terradillos 30 yıl önce Madrid'de intihar eden gizemli bir yazar Alejandro Bevilac'ın hayatını araştırmaya girişiyor. Bunun için onun hayatının çeşitli dönemlerinde onunla yakın ilişki kurmuş 4 kişiyi seçiyor. Bunlardan birisi yazarın sırdaşı olan Alberto Mangel'in kendisi. Birisi sevgilisi Andrea, birisi hapishane arkadaşı Domuz ve birisi de yayıncısı Gorostiza. Terradillos bu kişilerden Bevilac'ın hayatını dinliyor ama bu hayat hikayelerinin dördü de birbirinden farklı. Bu dört hayat hikayesinden bir hayat hikayesi kurmaya çalışıyor. Mesela karakterler aynı hadiseyi o kadar birbirinden farklı anlatıyorlar ki. Mesela romanın en keyifli yerlerinden biri, güldüğüm yerlerinden biri Bevilac'ın sevgilisi Alberto Mangel'in bir aptal olduğunu anlattığı bir bölüm var. Bölüm öyle başlıyor. Mangel aptalın tekidir, onun anlattıklarına bakmayın diye başlıyor. Kendisiyle dalga geçen ve dediğim gibi hani bir insanın hayatına dair bile işte ne kadar belge toplayarak objektif bir, kendi içinde bütünlüklü bir anlatı oluşturmaya çalışırken bile perspektifi değiştirdiğimiz anda, yani işte Bevilac'ın sevgilisinden, sırdaşına, yayıncısından, hapishane arkadaşına doğru perspektifi değiştirdiğimiz anda ortaya çıkan hikayenin ne kadar birbirinden farklı olacağı ve bir karakterin esasında ne kadar birden fazla göründüğü ve ilişki kurduğumuz herkesle esasında başka bir benlikle ilişki kurduğumuz ve benliğimizin bir benlikten ibaret olmadığına dair çok hoş bir romandır. Bir romanı daha var. Yeşim Seber çevirmişti bundan. Yapı Kredi'den çıktı yine. Yabancı bir ülkeden haber geldi. Fakat bu, hadi bunu itiraf edeyim, bu benim okumadığım Mangel romanlarından biri. Çünkü benim böyle batıl itikatlarım var. Bazı sevdiğim yazarların bazı metinlerini saklıyorum, tutuyorum. Kötü gün için saklıyorum. Yani yarın bir gün işte Allah gecinden versin vefat eder, İşte yeni bir şey yazamayacak olduğu zaman için kötü gün için sakladığım kitaplardan biri. Ama mesela Kırmızı Kedi'den Ülker İnce'nin çevirisiyle çıkmış iki kitabı vardır ki ikisi de çok iyi roman. Kısa roman, novella diyebileceğimiz tarzda romanlar. Birisi Ayrıntılara Aşık Adam. Ayrıntılara Aşık Adam görmeyle, gördüğümüz şeyle, gördüğümüz şeyi algılamamız üzerine, parça bütün ilişkisi üzerine düşen bir roman ve güzelliği bütünde değil, o bütünün içerisindeki ilişkilerde değil de detaylarda, parçalarda gören, onlara aşık olan Vasan Payne adındaki bir röntgencinin, bir fotoğrafçının hikayesi. Görme nedir? Gördüğümüz şeyi gördüğümüz anda mı algılarız? Yoksa gördüğümüz şeyi algılamamız belli bir zaman mı gerektirir? İşte gördüğümüz şeyi anlamlı kılan şey bütünün kendisi midir? Yoksa o parçalar, detaylar, ayrıntılar mı önemlidir? Onun üzerine kışkırtıcı, hoş bir roman. Bu arada editörlerim de bahçede gelen geçen olunca havlıyorlar böyle, kusura bakmayın. Dönüş bana göre çok kısa olmasına rağmen edebiyat tarihinde çok fazla metne gönderme yapan, çok fazla metinle ilişkiye giren bir roman. Hatta size şöyle söyleyeyim, yani Aenas'ı okumadan belki de Dönüş'ü okumamak lazım. Çünkü yıllar sonra Arjantin'deki diktatörlükten kaçan Nestor, Esteban, Samuel, Fabris'in 30 yıl sonra terk ettiği Buenos Aires'e dönüşünü anlatan bir hikaye. Fakat o kadar düşler ve gerçeküstü ögelerle iç içe girmeye başlıyor ki bunun bir Aenas'taki gibi ölüm sonrası yer altında Hades'in dünyasına doğru yapılan bir yolculuk olup olmadığına dair düşünmeye başlıyorsunuz. Ve eğer Aenas'taki bir takım temel figürleri, temel metaforları biliyor olursanız bu küçücük romandan alacağınız haz daha da fazla artacak. Benim çok sevdiğim bir Mangel romanıdır yine. Mangel'in bir de keza antoloji uzmanı olması var. Çok iyi bir antolojist. Çok iyi derlemeler yapıyor. Mesela Türkçe'ye çevrilmemiş iki İngilizce antolojisi var benim çok sevdiğim. Birisi Babalar ve Oğullar. Yanlış hatırlamıyorsam 20 tane içinde baba ve oğul olan, ki bir tanesi Kafka'nın hüküm hikayesiydi. Onu hiç unutmuyorum. 20 tane
İşte Japon edebiyatından tutun da Batı edebiyatına, işte geniş bir yelpazede dünya edebiyatından 20 tane içinde baba oğul ilişkisi olan hikayeyi derlediği bir Father and Sons diye bir derlemesi var ki başına yazdığı ön söz de çok güzeldir. Keza aynısını anneler ve kızlar içinde yapıyor. Bu defa da orada 20 tane içinde anne ve kız olan, anne kız ilişkisini anlatan 20 tane iyi hikaye seçiyor. Şimdi antoloji yapmak demek esasında şunu gösteriyor. Mangel'in ne kadar geniş bir entelektüel alanda o okur olduğunu gösteriyor. Çünkü antolojiler sonuçta sizin kafanızdaki temalarla, sizin kafanızdaki problemlerle ilgili meselelerdir. Yani bir probleminiz, bir tematik bir arayışınız vardır ve o konuda bir antoloji yapmak istersiniz. Ve bütün antolojiler esas son tahlilde keyfidir. Yani antolojinin içine o da girebilir, bu da girebilir. O da dışarıda bırakılabilir, bu da dışarıda bırakılabilir. Ama işte Mangel'i belki diğer antoloji derleyen, antolojistlerden ayıran özellik bu. Çok enteresan temaların peşinde, çok enteresan seçkiler bir araya getirmesi. Ama Türkçe'de böyle bir antolojisi var. Can Yayınları zamanında yayınlamış, Tomris Uyar çevirmiş Türkçe'ye. Zannedersem uzun süredir baskısı yok. Yani ben 1999'da basılmış, o baskıyı bir sahaftan bulmuştum. Hatta Isabel Allende'nin ön söz yazdığı bir kitap. Başka Ateşler, Latin Amerikalı kadın yazarlardan öyküler. Bunun içinde kaç tane öykü var? Çünkü Allende'nin ve Mangel'in ön sözlerini çıkarırsanız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane Latin Amerikalı kadın yazarların ki hakikaten mesela ben çoğunu isim olarak bile tanımıyorum. Sadece bu kitapta hikayelerini okuyup gördüm. Onların mesela Metonomi ya da Kocanın İntikamı, Latin Aşık, Kanlı Kontes, Şövalye Ölüm ve Şeytan, Gece Ziyaretçisi, Çalıntı Parti, işte Maymun Emeğinin Karşılığını Nasıl Kaptırdı, Kaplanın Ölümü gibi. Bunlar Batı dillerine tercüme edilmemiş, sadece Latin Amerikalı okurların ya da İspanyolca bilen okurların okuduğu ama iyi hikayeler. O yüzden Mangel bunların görünür olmasını istemiş ve Latin Amerika Edebiyatı'nın sadece işte bizim tanıdığımız o işte mesela Bum Kuşağı yazarı dediğimiz işte Fuentes, işte Cortazar, Llosa, Marquez ya da ne bileyim Borges gibi sadece erkek yazarlardan ibaret olmadığını, kadın yazarlarının da çok iyi metinler kaleme aldığını göstermek ve bunun görünür olmasını istediği için yaptığı bir derleme. O yüzden çok kıymetli. Hatta Allende işte bu kitaptaki hikayelerin gözyaşlarıyla, kanlarla ve öpücüklerle yazıldığını söylüyor. İnşallah yeni bir baskısı olur başka bir yayın evinden ya da Can Yayınlarından. Bunu yeniden görürüz. Şimdi Mangel son tahlilde ne diyebiliriz? Benim eğer Borges'in dediği gibi kitabımı okuduysanız ya da elinizde varsa hemen gidip Mangel bölümünü açmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü orada bir Alberto Mangel yazısı yazmıştım. Bir de Tanpınar'la ilgili yazdığım yazının sonuna bir zeyl olarak, ek olarak, ilave olarak Mangel'in o beş şiir, Türkiye'de beş şiir kitabıyla ilgili gelen eleştiriler ve benim o eleştirilere yönelik eleştirimin olduğu iki yazıyı Borges'in dediği gibi kitabımda bulabilirsiniz. Benim için şöyle şanslıydı. Biliyorsunuz Arthur Koestler'in bir lafı vardır. Koestler okurların kitaplarını okuyup sevdiklerinde yazarlarla tanışma isteklerinin ne kadar saçma bir istek olduğunu anlatmak için şöyle bir teşbih kullanır. Der ki sevdiğiniz kitaplarını sevdiğiniz bir yazarla tanışmak istemek, bir restorana gittiğinizde önünüze gelen kaz ciğerini beğendiğinizde mutfağa gidip kazla tanışmak istemenize benzer der. Yani esasında bir okurun sevdiği yazarla tanışmasının çoğu zaman hayal kırıklığı yaratacağını, çoğu zaman sevdiğimiz yazarların esası bazen çok da sevilmeyecek insanlar olabileceğine dair bir teşbihtir bu. Ama ben şanslıydım. Mangel hakikaten çok efendi, çok beyefendi, çok güler yüzlü, çok keyifli, çok sıcakkanlı bir entelektüel. Hakikaten büyük bir okur. Onunla söyleşi yapmak, ona bir takım sorular sormak ve onun cevaplarını doğrudan onun ağzından duymak çok büyük bir keyifti 2013 yılında benim için. Bana çok şey öğretti. Ama etrafımdaki sorulan sorulardan da çok şey öğrendim. İşte yemek yerken, çay içerken. Mesela insanlar ona hızlı okumak hakkında ne düşündüklerini sorduklarında beni çok güldüren bir cevap verdi. Mesela neden hızlı okuyorsunuz? Ne aceleniz var ki? Yavaş yavaş tadını çıkarın işte gibi bir cevap verdi. Efendim, buna benzer böyle pek çok anekdot var ki onları işte o Borges'in dediği gibi kitabındaki Mangel yazısına koymuştum. Kendisine şöyle bir şey sordum o gece. Şimdi büyük bir kütüphanesi var. Hatta Geceleyin kütüphane kitabında da kendi kütüphanesinin fotoğraflarını koyuyor. O zamanlar Fransa'nın kırsalında eski bir manastır
nasıl diyeyim, enkazını, araziyi satın almıştı. Öyle bir evde, bir malikanede yaşıyordu ve bahçede işte o manastırın nasıl diyeyim ahırından ya da deposundan kalan tek bir duvar varmış. O duvarların etrafını da inşa ettirerek orayı kütüphane yapmıştı. O kütüphaneden fotoğraflar çekiyordu. İşte kitabın içine koymuş. Etkileyici bir kütüphaneydi. Bu kütüphaneyi düşünerek ona şunu sordum. Dedim ki hani böyle işte İskenderiye Kütüphanesi'nin yandığı düşünülürse mesela ya da Octavio Paz'ın ölmeden önce başına gelen en büyük felaket kütüphanesini bir yangında kaybetmesiydi ki Octavio Paz düşünüldüğünde bu o kütüphanede neredeyse bütün sürrealistlerin, belki çoğu büyülü gerçekçili yazarların, yani André Gide'den tutun da Gabriel Garcia Marquez'e kadar pek çok kitabın imzalı nüshaların olduğu anlamına geliyor. Bu çok büyük bir kayıp. Böyle bir şey yaşasanız ne hissedersiniz? Mesela Umberto Eco'nun verdiği cevabı anda hatırlatmıştım bir de ona. Umberto Eco böyle bir yangın olduğunda ben içinde bütün kitaplarımın olduğu harici belleği alıp kaçarım diye bir cevap vermiş. Onu sormuştum. O da birden İspanyolca bir şiir okumaya başladı. Hiçbirimiz İspanyolca bilmediğimiz halde onun o tutkulu okuyuşundan etkilendik. Sonra şiir okuması bitince bunu döndü ve dedi ki okuduğu şiir, ki ben yine bilmiyordum, Nazım Hikmet'i İspanyolca'ya Pablo Neruda çevirmiş. Nobel Edebiyat Ödülü almış bir şair Neruda. Neruda'nın İspanyolcasından ben Nazım Hikmet'le tanışmıştım dedi. Keşke dedi Türkçesini bilipse Türkçesini okusaydım ama okuduğum şiir İspanyolca aklımda kalan bir Nazım Hikmet şiiriydi dedi. Hatta Türkçe bilmediği için özür diledi yine bunu söylerken. Ama sonra şunu söyledi dönüp bana. Dedi ki bütün kütüphane benim kafamın içinde dedi. Yani kütüphanemin yanmasını istemem ama yanarsa hepsi kafamın içinde. Ben onları gittiğim her yere götürürüm dedi. Bu ne demek? Zaten bir yazar olarak çok kullandığı bir metafordur. Hatta ben de onun için bu metaforu kullanmıştım. Çünkü okur kimliğimiz esasında dünyanın her sınırından bizi geçirecek bir pasaporttur. Okur pasaportuna sahip olmak dünyanın her yerine okuduğunuz her şeyi götürebilme imkanı sağlar sizin için. Mangel bunu kastetmişti. Fakat sonra ayrıldık. Ertesi yıl bir defa daha görüştük. Bursa'ya yine geldik kitabını bitirmeden önce. Ama sonra bir iki defa yazıştık. Sonra başına şu facianın geldiğini öğrendim. Onu da neden anlatıyorum? Geçen ay şöyle bir şey oldu. Mangel'e işte bu söyleşiden birkaç yıl sonra Fransa hükümeti büyük bir vergi borcu çıkarmış kitaplarıyla ilgili. İşte o kitaplar yurt dışından kargoyla falan geliyorlar ya. Büyük bir vergi borcu çıkarmış. Mangel o borcu ödeyemeyince Mangel bütün kitaplarını toplayıp Amerika'ya gitti. Ve en son yazışımıza şey demişti. Bütün kitaplar New York'ta bir depodaydı. Kitapları çıkaramıyordu. O malikaneyi de satmak zorunda kaldı Fransa'ya borcunu ödemek için. Ve kitaplarını bir türlü yeniden bir kütüphaneye yerleştiremiyordu. Geçtiğimiz ay Mangel kütüphanesini Lisbon Belediyesi'ne bağışladı. Lisbon Belediyesi de bunu duyurdu. Bir Lisbon Belediyesi'nde bir enstitü kuruluyor. Nasıl diyeyim size, okuma tarihi incelemeleri enstitüsü gibi bir enstitü. Okuma tarihi, okuma ile ilişkili çalışmaların yapılacağı bir enstitü. Ve bütün büyük kütüphanesini bu enstitüde çalışacak olanlara açmak üzere Mangel Lisbon'a taşıdı, Lisbon'a bıraktı. Bu da muhteşem bir haber. Mesela keşke işte İstanbul'u ya da Bursa'yı mesela öyle bir kültür şehri haline getirebilsek de böyle büyük bir yazar kütüphanesini buraya getirse. Ama mesela benim kütüphanem onun kütüphanesiyle mukayese bile götürmez ama bazen ben bile kendi kütüphanemin öldükten sonra dağılacak olmasından çok korkuyor ve çok telaşa kapılıyorum. Bu bile işte mesela kültür hayatımızda nelerin eksik olduğunu gösterme açısından çok faydalı bir örnek. Ama son tahlilde şunu söyleyebilirim. Mangel'in denemeleri, Mangel'in romanları, Mangel'in derlemeleri, efendime söyleyeyim, Mangel'in hayali yerler sözlüğü. Bunlar kesinlikle bir okura keyifli saatler yaşatacak ve zihnini o keyifli saatler içerisinde zihninin zenginleştiğini, zihninin form kazandığını, kas tuttuğunu ve entelektüel anlamda sınırlarınızın genişlediğini hissedeceğiniz bir tecrübe olacaktır Mangel okumak. Mangel okuyun, asla pişman olmazsınız. Bu haftalık da bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.